Biz sınıfa gidiyoruz, siz burada kalıyorsunuz. Ha. Ay biz de gelseydik, bir görseydik sınıfı. Hem Gülce'yi yerleştirirdik. Sizi anlıyorum ama Gülce'nin okula alışabilmesi için sizden ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi. Hocam doğru söylüyor. Şimdi gidip sırada yanında oturacak halimiz de yok ki hayatım. Yalnız Gülce temastan hiç hoşlanmaz. Mümkünse acaba onu tek başına oturtabilir misiniz sınıfta? Tamam, onun için ayrıca bir sıra ayarlarım. Sesten de rahatsız olur Gülce. O yüzden bizim aldık telefonun yanında. Zil çalmadan önce telefonun alarmını kurduk. O titreşince o kulaklığını takacak. Siz de garipsemezseniz haberiniz olsun. Bir şey olursa öğretmenine söyle, olur mu Boncuğum? Ben size telefonumu vermedim. Müdür beyden alırım. Hiç merak etmeyin. Bir sorun olursa hemen sizi ararım. Tamam. Artık gitmemiz gerekiyor. Dersin başlamasının 9 dakikadan az kaldı. Endişelenmeyin. Gülce emin ellerde. Hadi Gülceciğim gidelim. Hadi biz de çıkalım artık. Tamam, bak bundan sonrası ona kalmış. Tamam, hadi. Bir şey olmaz değil mi? Ya bu ne olacak Allah aşkına? Kız hastaymış galiba. Otizmli diyorlar. Ne, otizmli mi? Abi şaka mı bu? Aa, bak bak yeni kız bu galiba. İstanbul'dan mı gelmiş? Hasta kız bu galiba. Hiç öyle durmuyor. Otizmli diyorlar. Şu mu? Hiç benzemiyor. Geldi seninki. Sabah sabah battı güneşimiz. Bir de sen darlama. Ya kendim giderim dedi diye bırakmayacaktık Cem. Ben de aynı durumdayım, aynı duygudayım senin ama biraz sabır. Ne sabrı Allah aşkına? Yani içerinin kalabalığını görmedin mi? O çocuklardan biri ya gelip çarpsa, vursa, dokunsa. Olacak bunlar onun hayatında. O yüzden zaten kaynaştırma öncesi olmadı mı Gülce? O bizim pamuklara sarıp koyduğumuz fanustan çıksın diye. Bak öğretmeni de duydun. Telefonu da yanında, bir şey olursa haber verecek. Tamam. Yine de hiç içime sinmiyor yani. Gel. Gel dışarıda bir şeyler içelim. Sen de biraz daha rahatla uzaklaşalım biraz. Gidelim mi? Tabii tabii. Hadi. Arkadaşlar sessizlik. Herkes yerine otursun. Geç oğlum yerine. Kızım kapıyı kapatır mısın? Teşekkürler. Bu kim ya? Oha daha neler, kulaklıkla mı geziyor? Biz yapsak kulağımıza su kapatırlar. Kız çok güzel be abi. Arkadaşlar, aramıza yeni katılan arkadaşımız Gülce Olgun. Kendisi aramıza kaynaştırma öğrencisi olarak katıldı. Hocam, kaynaştırma öğrencisi neydi? Anlatacağım. Hocam, Gülce benimle oturabilir. Ne? Sen arkaya geçsene, biz Gülce ile beraber oturalım. Geç Gülceciğim. Niye kalktın? Gitti kendi başına oturdu işte. Ya resmen kovdu görmedin mi? Gurursuz gibi yanına mı oturayım? Şuna bak ya. Çok gıcık. Dediğim gibi çocuklar, arkadaşımız Gülce aramıza kaynaştırma öğrencisi olarak katıldı. Bu yüzden sizin de ona daha özverili ve anlayışlı davranacağınıza inanıyorum. Hocam, sanki kaynaşmaya değil de ayrıştırmaya gelmiş arkadaş. Zevzeklik yapma Kaya. Hadi defterlerinizi çıkarın.
Tanzimat dönemi şiir anlayışı. Dönem tanzimatı. Özellikle burası oldukça önemli. Defterlerimize yazıyoruz. Ne yapıyor acaba Gülce? Ya ben uyum sağlayabileceğine hiç inanmıyorum Cem. Ya Gülce'nin her şeyi böyle kurallı, dakikalı, saatli falan olacak iş değil ya. Buraya kadar geldik ya. Bundan sonra su akacak, yolunu bulacak hiç. Şu son yaşadığımız 15-20 günden sonra bu güzel bir gelişme. Rahat ol. Hayır, okulda yaşayacağı bir travma bizim bunca yıldır kat ettiğimiz yolu başa saracak ya. Merak etme, her şey çok güzel olacak. Gülce için bundan sonrası yeni bir hayat. Bak bizim dert, bela sandığın şey nereye çıktı, ne güzel. Sosyal hizmetler böyle bir şeye karar vermiş olmasaydı biz hayatta cesaret edemezdik. Bak Gülce belki de başaracak. Belki de başaramayacak, pes edecek bilmiyorum. Ama önemli olan ilk defa hayatında kendi kanatlarıyla uçacak. O yüzden sen de rahat et. Rahat ol yani. Cezi çalacak. Ders bitmiştir arkadaşlar. Alican, oğlum gel sana bir şey anlatacağım. Ne anlatacaksın? Gel gel anlatacağım ben sana. Canım bekle hemen geliyorum, tamam mı? Ne anlatacaksın? Gülce. İyi misin? Bir şeyler yiyelim mi kantine gidip? Alican, darlamasana kızı. Biz kız kıza takılalım. Sen kantine git. Kızlarla kalmak ister misin? Olur. İyi tamam, ben geliyorum. Selam, ben Alya. Bunlar da en yakın arkadaşlarım. İlayda. Zaten Nece'yi tanıyorsun. Bu ne? Eldiven. Eldiven olduğunu görebiliyorum. Ben ne yapacağım ki eldiveni? Gülce bunları takacak, çok mutlu olacak. Ben deniz kestanelerini çok seviyorum ama avcumu alınca elim çok acıyor. Çünkü deniz kestaneleri dikenli hayvanlardır. Elinde tutamazsın. O yüzden bunlarla tutuyorum. Sen de bunları tak, Alican kestanesini tut.
Gülce'nin kalbi çok sevinecek, çok mutlu olacak. Ben de Gülce. Ne yapıyorsun? Neden eldiven taktın? Dokunmaktan hoşlanmıyorum. Gülce, senin adının anlamı ne? Gülce Fransızca bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan giriş yapmıştır. Gülce ismi gül gibi ve güle benzeyen anlamlarını taşır. Türkiye'de 6.645 kişi Gülce ismini kullanır. Bu ne ya? Arama motoru gibi her şeyi söylüyor. Ben size söylemiştim. Kız biraz acayip. Peki sen galaksinin neresindensin? Yukarı galaksi mi yoksa aşağı galaksi mi? Yeter artık İlayda. Rahat bırakın kızı. Gülce konuşma onlarla. Seninle alay ediyorlar. Benimle neden alay etsinler ki anlamadım. Alay etmiyoruz, konuşuyoruz. Sen Alican'la arkadaş mısın? Hayır. Alican'la sevgiliyiz. Bak sen, öyle mi? Ne zamandan beri bu sevgililik olayları? Alican'la sevgili olmamız 35 gün 12 saat önce oldu. Sen sevgili ne demek biliyor musun? Evet, biliyorum. Benim sevgililik şablonum var. Oradan öğrendim. Sevgililik şablonu ne kızım? Sevgili olmanın şablonu mu var? Evet, var. Sevgili olmanın 16'ın kuralı. Ben Alican'a o kuralları uyguluyorum. Bence iyi anlaşıyoruz. Gülce keşke füze atsaydım. Ben füze atamam ki. Füze atmak için uçak olmam gerekiyor. Füze de uçağın gövdesinden çıkan... Tamam Gülce, sonra konuşuruz. Gel. Alışırsın, merak etme. O senin rakibin. Ben kötü bir şey söylememiştim ki. Neden gittiler?